Bu resmi tarihin öyle çürük tarafları var ki, Davut Paşa kışlasının kapısına İngilizler Hintli Müslüman askerlerini koyuyor. Mim grubunun adamları kasaturayla duvarları deliyorlar, silahları kaçırıyorlar. Eyüp'teki Mevlevi haneye taşıyorlar. Karadenizli mağnacılar geliyor, bu silahları dolduruyor. Üzerine iki çuval mısır atıyor. Boğaz'dan geçerken İngiliz kontrol mıntakasında soruyorlar. Nereye gidiyorsun? Anadolu'ya, İnebolu'ya ne götürüyorsun? Mısır, geç. Bunun manası üzerinde bir dursunlar. Ne demek istediniz? Bütün bu danışıklı bir dövüştür. İstanbul'daki silahların İnebolu'ya kaçması padişahın İngilizlere oyalamasıyla alakalıdır. Bu oyalamanın burada birçok delili var. Beni diyor makamda süngüyle dayadılar. Siz bunların aleyhine fetva vermiyorsunuz. Demek ki onlarla berabersiniz. Bu fetvayı vermemek için Haydarizade istifa etti. Dürrizade bu fetvayı zaman kazandırmak için, vermek için bulundu, Şeyhülislamlığa getirildi. Tabii Anadolu halkı bunun düşman süngüsüyle alındığı bir fetvayı olduğunu bilir. Para verdi bunu, diyorsunuz, onun vesikası var. Ne kadar para verdi, miktar var mı? Şimdi bir bu fetvayla ilgili, çünkü Maraşal'ın sözlerini okutmadın bana, o fetva budur. Buna dikkat edin, şu kağıda hükümetin beyannamesi, Şeyhülislam'ın hain fetvası Mustafa Kemal için. Bu bak kaymak kağıda basılıdır. Size başka bir şey gösteriyorum. Pardon, bunu devletin... açalım biraz. Şeyhülislam'ın biraz daha açalım. Yani böyle bölük pörçük gitmeyelim. Seyircinin kafasını bak, karıştırmayalım. Devlet o durumdadır ki Sultan Vahidettin'i itham ederek insaf ile düşünmek lazım. Şu devletin milli ajansının bültenidir. Arkasına bakın, bir defterin kullanılmamış yüzüne basılmıştır. Rica ederim kamera göstersin şu saman kağıtları. Bunlar devletin resmi ajansı, milli ajansının evrakıdır. Siz nereden buldunuz bu buna onları? Basılırken yığınla var. Yeter ki hürriyet olsun. Sabahattin Bey, hürriyet. Biz başka bir şey istemiyoruz. Sen bana ördek dedin misali, hemen Mustafa Kemal'e çekerek... Sen Mustafa Kemal'in aleyhindesin. Sen onu kötülemek istiyorsun. Hayır. Ben vatanın menfaatini, tarihi gerçekleri arıyorum. Şu kağıda kendi milli ajansını basarken, şu İngilizlerin uçakla dağıttığı ferman, burada İstanbul hükümetiyle Ankara'nın arasını açmak için bir düşman fitnesi, şu kağıttan bile bellidir. Bırakın muhtevayı. Yani İngiliz oyunu diyorsunuz. Tabii. İki tarafı birbirine düşürecek. Çünkü İngiliz alemi İslam'ı istismar etmek istiyor. Hilafetin yıkılmasını istiyor. Makamı hilafetin gözden düşmesini istiyor. İstanbul'daki hemen ben hükümeti Yavuz millet Ercan'a... nezdinde kötü duruma düşürecek icraatlara icbar ediyor. Bunu süngüyle yapıyor. Fevzi Paşa burada anlatıyor. Evet. Yavuz saatlerce. Ercan. Profesör Doktor Yavuz Ercan. Evet, evet Sayın Önkibar. Kadir Bey'i dinlediniz. Söylediklerine oldu. Nelerde itiraz ediyorsunuz? Şimdi konuşmalar o kadar uzun ki birçok nokta var onda. Hocam özetle hepsini yanıtlıyorum. Buyurun. Söyleyeyim. Şimdi Şeyhülislam zaman kazanmak için Atatürk hakkında, Mustafa Kemal hakkında fetva yazmış. Buna karşılıkta Rifat Börekçi Ankara'dan karşı fetvayı yayınladı. Peki İstanbul hükümeti bu kadar iyi niyetliydi de neden Rifat Börekçi görevinden razı etti? O da mı zaman kazanmak içindi? Yani bunlar söylenenler Rifat Börekçi'nin vazifeden alındığı sözü doğru değil. Oraya hükmü geçmez İstanbul hükümetinin. Bunlar görmeyen, meselenin arkasına bakmayan, tek yönüyle gören insanların görüşü bu. Çünkü aynı kağıtları... Aynen sizin için bu doğru. Kendinizi aynada görüyorsunuz. Kemal de yaşadı. Bu söz Kemalistlerin rejim taraftarları hakkında doğru. Bizim için değil. Kadir Bey. Biz muhteriziz. Kadir Bey. Biz müddeyiz. Kabul eden, tabi olan sizsiniz. Kadir Bey bir saniye. Beni kendi vasfınızla itham etmeyin. Kadir Bey bir saniye. Sayın Ercan devam edin hocam. Bakın Önkibar. 8 Temmuz 1920 tarih. Mustafa Kemal mecliste bir konuşma yapıyor ve şöyle diyor. Efendiler, ülkemizin 50'de biri değil tamamı tahrip edilse, hepsi ateşler içinde bırakılsa,
biz bu toprakların üstünde bir tepeye çıkacağız ve vatanımızı oradan savunacağız. Şimdi zaman kazanma, zaman kazanma, başka bir şey yok. Hep zaman kazanmış. İngilizlerle işbirliği yapılmış zaman kazanmak için. Şeyhülislam fetva yazmış zaman kazanmak için. Peki Atatürk'ün zamanı çok muydu ki o hiç zaman kazanmak için bu tür yollara, bu tür politikalara başvurmadı? Tabii bu noktasına itiraz ediyorum. Yani katılmıyorum daha doğrusu. İngiliz uşaklarından Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı'nı bastırabilmek, kafasını karıştırabilmek amacıyla İngiliz uçaklarından söz konusu fetva atılmıştır. O fetvada ne yazılmaktadır? Başta Mustafa Kemal olmak üzere, Halide Edip Adıvar olmak üzere, Rauf Bey olmak üzere, Kazım Karabekir olmak üzere hepsinin hakkında ölüm fetvaları vardır. Hepsinin öldürülmesi talep edilmektedir ve bu Kurtuluş Savaşı'nı arkadan hançerleyen bir ihanetin en tipik belgesidir. Ne rolü olmuş? Bu belge bizzat damat Ferit tarafından yine İngiliz gizli belgelerinde Milli Hareket'i bastırmak programıyla bizzat damat Ferit ve Vahdettin İngilizlere akıl öğretiyorlar. Bu akılda dini kullanmak gereğinin, dini kullanarak ancak onu etkisizleştirebileceği şeklinde bir zihniyetle söz konusu fetva çıkartılıyor. Söz konusu fetva o dönemin Şeyhülislam'ına çıkartılmak istiyor. Hayır diyor, ben böyle bir şeyin altına imza atmam. Onun altına imza atacak Şeyhülislam aranıyor, bulunamıyor ve en nihayet hükümetin bu salt, bu nedenle kuruluşu geciktiriliyor. Ve nihayet Dürrizade bulunuyor, bir işbirlikçi daha bulunuyor, bir İngiliz işbirlikçisi daha bulunuyor ve İngiliz işbirlikçisine ulusal kurtuluşçular hakkında evet, o fetva çıkartılıyor. Bununla da yetinilmiyor. İngilizlere verilen akılda eğer bizi desteklerseniz, bize silah yardımı yaparsanız biz dini kullanarak Anadolu'da iç savaş çıkartabiliriz deniyor. Anzavur adındaki Şaki paşalık rütbesine çıkartılarak Anadolu halkına kan inletiliyor. Binlerce insan padişahın ve damat Ferid'in örgütlediği ve İngilizlerin parasıyla örgütlenmiş bu hareket sayesinde, bu iç savaş sayesinde Anadolu'da binlerce halktan insan asılıyor, işkence görülüyor. Binlerce Yunan'la İngiliz'le çarpışacak olan binlerce ulusal kurtuluşçu arkasından hançerleniyor, eli kafası koparılıyor, burunları koparılıyor. Evet. Ve bunların bütününü dikkate almayan bir yerden, yani Vahdettin'in kimin yanında yer aldığı, tarihte nesnel olarak nerede durduğu meselesini unutturmaya çalışıp bazı satır altlarından hareketle, hele hele Kurtuluş Savaşı kazanılmış, saltanatı elinden alınmış, hilafeti de kaybetmiş, artık tarih karşısında iyice de silik bir hale gelmiş bir adamın tarihe adeta mazeret üretmeye çalışan o şeylerini, kısmen itirafname, kısmen tarihi çarpıtmaya çalışan sözlerini kalkıp da tarih belgesi diye getirmenin hiçbir tarihsel değeri yoktur. Bunların özellikle altını çizmek